Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de trigonometride özel üçgenleri anlatacağız. Tonguç. Efendim hocam. Trigonometriyi anladın. Harikasınız Şimdi hocam. de Çok özel üçgen. Var. Ya evladım. Karşı komşun Tanya ile de zaten e, tanıştım hocam. Ya evet. yeme beni Tanya diye komşun mu var senin evladım. Yani, senin en fazla Tamberk diye komşun var. Tanya efendim? hocam Tamberk diye komşum var ama olsun ben ona Tanya diyorum hocam. Neyse hadi bakalım. Şimdi özel üçgenlerde bilmemiz gereken bit ilki ve en önemlisi en fazla çıkan 30-60-90 üçgeni. 90 60 90, ha, ya, -60 -90. sapıklaşma Özü evladım sürekli. sapıklaşma. Bak 30 60 90ın üçgenini şöyle ezbereceksin Tonguç. 30 60 90ı yazacaksın ya. Evet. Bunun altına Tonguç 1 yazacaksın. Bunun altına kök 3 yazacaksın. Bunun altına 2 yazacaksın. Bu köklerden kurtulamıyorsun gördüğün gibi. Yani. Köklüleri iyice anlaman gerekiyor. Karakök videomuzu mutlaka izle. Tonguç bak 30 ile 90'ın arasındaki ilişki en önemlisi. Bak bununla bunun arasındaki ilişkine birbirinin iki katı görebiliyor musun? Bak 30'un karşısındaki 1 ise 90'ın karşısındaki onun ilk katı oluyor. Anladım 2. hocam. 60'ın karşısındaki ise 30'un karşısındakinin kökçü katı oluyor. Şimdi ona geçmeden önce hemen biz sin 30'u hesa hesaplayalım bakalım. Sin 30 nedir Tonguç? Sinus ee... Karşı bölü ulu. hipotenüstü ulu tenis, üstü. Evet, Üste karşı, bitiyordu ya evet, hani. Üst. O zaman bak 1 bölü karşısında bir var. Evet. Hipoten ne burada? 90'ın karşısındaki en büyük en ulu kenar 2 diyoruz. 1/2. Neden e, 60'ın karşısındaki kök 3'ü almadık hocam? Aferin Tomu, çok güzel. Çünkü 30'un karşısındakini al diyor bize. Çünkü eee. bize açıyı vermiş 30 derecede. Aynen, aynen. O Aferin aynen. bak çok güzel bir e, soru e, sordun. 60 deseydi o zaman farklı olurdu. Oraya o zaman 60 deseydi mesela onu da yapalım. Sen de bunu bana söyle bakalım. Sinüs 60'ı söyle bakalım Tonguççuğum. E kök 3/ 2. Harika. Bunun karşısındaki kök 3, hipotenüsü zaten 2. tonguçum kosinüse bakalım. Kosinüste neydi? Bak ko, ko komşu komşu kosinüs komşu. Evet. Komşu kenar bölü üstte bittiği için hipotenüse bakıyoruz. Demek ki kök 3 bölü 2 yapıyoruz. Tamam mı Tonguç? Tonguç nasıl gidiyor? Hocam harika anladım ya. Şu an var ya kopya bile hazırlamam gerek kalmadı hocam ya. Çok iyi ya. Komşu, karşı, sinüs. kola başlayınca kosinüs, kotanjant hep komşuyla başlıyor hocam, tonucu. Çok iyi ya. Sinüs ve tanjant olacak karşıyla başlıyor. Bak sonu üstte bitince alttaki bölen hipotenüs oluyor. Sonu üstte bitince. Anladım hocam. Üstte bitmeyince de sinüs ve kosinüs de altta hipotenüs oluyor. Evet. Tanjant ve kotanjantta da komşuluk ilişkilerimize dikkat Komşu ediyoruz. karşı karşı komşu. Peki karşı komşum tanya değil mi tanjant? Her türlü inşaat Tanjant yalan. 30. 1 bölü kök 3. Anlaştık Aynen. mı? Sonunda üst olmadığı için buna bölemem. Bunu yalan, iptal o yalan, ediyoruz. O yalan. Kotenjant sensöre bakalım. Kotenjant 30'a bakıyorsun. Dikkat et. Bu açıya göre bakıyorsun. Evet. Bunun komşusundaki kök bölü karşısındaki bir. de bir. Mükemmelsin Tonguç. Anlamak üzeresin. Maşallah var. Bir soru. Şimdi demiş ki Tonguç. Bak sinüs 30'u 1 bölü 2 vermiş. Değil mi? Evet. evet. Biliyoruz sinüs 30'u. Zaten 30 ezberleyeceğiz bunları değil mi hocam? Zaten ezberleyeceğiz. Ama ben sana ezberleme taktiğini de göstereceğim. Merak hocam, etme. Hocam harika bir insansınız. Trigo tablo diye bir şeyimiz var. videomuzda. Onu mutlaka izle. Şimdi bak Tonguç'um, Sinüs 30 1 bölü 2'ymiş. Buraya A demiş. Buraya 18 demiş. Peki buradaki sinüs 30 ne Tonguç? Bakalım. Bunun karşısında ne var? A. A var. Bölü. Hipotenüsü bunun ne? 18. 18. E Bu 1 bölü 2'ye eşitmiş Tonguç. Bunu vermiş bize zaten. O zaman A 9 hocam. Heh, bunun cevabının 9 olduğunu biliyorsun. 9 bölü 18'in 1 bölü 2 olduğunu biliyorsun. Aferin Tonguç. Bir tane daha soru. Tanjant 30 1 bölü kök demiş. Zaten bunu üçgen çizerek hesaplayabiliriz. Peki. Demiş ki ağacın boyu 5 metre ise... Gölgesinin boyu ne kadar diye sormuş bize. Tonguç'um hemen şunu yapıyoruz. Bak tanjant ne demekti? Şu bir üçgen değil mi Tonguç? Evet hocam. Görebiliyor musun? Bu bir dik üçgen değil mi? Ağaç dik değil mi yere? Aa doğru. Çok güzel bak. Bunu biz modelliyoruz. Bunu 30, 60, 90 hemen Şurasının çıkarsın. uzunluğunun 5 metre olduğunu zaten söylemiş adam bize değil mi? Evet hocam. E, burayı soruyor bize. Burayı soruyor. O zaman tanjanta hemen söyle bakalım. Tanjant 30. Eşittir aslında. Karşı kenar bölü komşu kenar değil mi? Yani 5 bölü x'i mi Tonguç'cum? Kesinlikle hocam. E bize vermiş tanjant uçusu 1 bölü köküş demiş. Evet. E bunlar birbirine aynıdır. O zaman işler dışlar çarpımı yaparım Tonguç. Ne eder? 5 çarpı köküç, 5 köküç eşittir x eder. İşte evet. bulduk işte 5 köküç. Oh, tamam mı Tonguç'cum? Bak zor gibi gözüken köküç, bir soru. 5 köküç gölge desek ama bizi döverler herhalde hocam. Yok dövmezler merak etme. <laughs> Hay Allah. 5 köküç desem dö gerçekten döverler. Hemen söyle bakalım. Sin 60'ı söyle bakalım bana. E, ee, sin 60 hocam. 2 ee, bölü... Yaklaştın ama yanlış. Tonguç'u bak. 60'ın karşısındakine bakıyorsun. Ha, kök 3 bölü 2 pardon. Kök bölü... Hayır hipotenüse bölemez. Ha hipotenüse böleceksin değil mi? Sinüs değil mi hocam? Aa, sinüsü. Aferin çok güzel. Kos 60'ı söyle bakalım. Bunun komşusundaki bir Değir. bölü hipotenüs... Ama kostak istüs geri doğru geçiyor. Harika. Tanjant 60'a bakalım Tonguç'um. Tanjantta bir kere kök 3 şey 2 olmayacak hocam. Onu biliyorum. Karşı çünkü... komşum tanja. Buna hiç imal diyor hipotenüse gerek yok. Karşı kök 3 bölü 1. Kök 3 bölü 1. Kotanjant 60'a bakalım. Gel kök 3. Mükemmelsin. Süper değilim. Acayip hızlı gidiyorsun. Tebrik ediyorum. Bir de 45 45 90 var Tonguç. 45 45 90 bakalım hocam. O da çok basit. Bak 45 45 90 yazacağız Tonguç'um buraya ve altına 1 1 çünkü bunlar birbirine aynıysa kenarları da birbirine aındır. Kök yazacağız Tonguç. Tamamdır. Hocam. Şimdi Tonguç'um e, sin 45'e bakalım. Bunun karşısında ne var Tonguç? Bir, bir. var. Böyle hipotenüsü ne Tonguç'um? Kök hocam. Mükemmelsin. Cos 45'e bakalım Tonguç. Bunun, bunun komşusunda ne var Tonguç? Bir, bir var. E, Hipotenüs ne Tonguç? Iki. Ah bir, bir aynı çıktı. Aa niye öyle oldu hocam? Öyle oldu çünkü Tonguç'um sin 45 ile cos 45 birbirini 90'a olmadığı için aynı oluyor. Trigonometri videomuzu üçüncüsüne göstereceğim sana. Anladım hocam. Tan 45'e bakalım. Bunun karşı, karşı komşum, komşum Tanya. Karşı 1 bölü komşum Tanya değil mi? 1 evet. bölü 1 yani bir eder Tonguç. Cos 45'e bakalım. Kosinüs yani komşu kenar bölü karşı kenar burada. 1 bir bölü 1'den birden... Bir çıkar Tonguç. Tamamdır Bak hocam. bunlar da birbirlerine çıktı çünkü 90'a tamamlıyorlar. Anladık mı Tonguç? Mükemmel bir öğretmensiniz hocam. Çok Tonguç şey trigo tablo videomuzu izle. Trigonometrik tablo videomuzu mutlaka izle. O orada... eski videolarda mı hocam? Evet. Orada tamam. hemen sana mesela şunu 2 saniyede göstereyim. Bak şöyle bir şey vardı. En fazla çıkanlar neydi? Sinüs ve kosinüsü değil mi Tonguç? En fazla çıkan açılar da 0, 30, 45 60 ve 90 derece değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi şöyle bir karekök çiziyorsun Tonguç'um. Bak şöyle bir karekök çiziyorsun. Ve ardından bu karekökün içine 0, 1, 2, 3, 4 diye yazıyorsun. Tamam mı? Tonguç? Tamam hocam. Sıfırdan 4'e kadar yazıyorsun Sin sinüsün yanına. Kosinüsün yanına ise 4'ten geri sayım yapıyorsun Tonguç. Ve 0. Tamam. Sonra altına en altına koskocaman bölü 2 yapıyorsun. Bak şimdi artık her şeyi biliyorsun. Nasıl biliyor musun? Çok iyi hocam ya. Gösteriyorum Tonguç sana. Mesela sinüs 30'u mu arıyorsun Tonguç? Sinüs 30. Bak buraya bakıyorsun. Ha burada 1 var değil mi? Evet. Karekök içinde olduğu için karekök 1 bölü 2 diyorsun. E o da 1 bölü 2'dir işte. Mesela kosinüs 45'i mi arıyorsun Tonguç? Hemen ben söyleyeyim mi hocam? Hemen söyle bakalım. Kosinüse bak. Bölü, şey, karekök 2 bölü 2. Karekök 2 bölü 2. Harikasın Tonguç. Peki Tonguç'um hemen sinüs 60'ı mı arıyorsun? Evet. Karekök evet. kare 3 bölü 2. Karekök 3 bölü 2. Peki sinüs 90'ı mı arıyorsun Tonguç? Karekök 4 bölü 2 o da zaten 2 diye çıkar. 2 bölü 2 1 yani. Mükemmelsin Tomur. Zirvedeyim. İşte bu kadar. Olayı da anladın. Tanjant için de trigonometrik tablo videomuzu izle mutlaka. saat saka. oyun oynamayı hak ettim hocam. Gezmeyi, tozmayı ve arkadaşlarla Artık evet bir tane GTA hocam. oynayabilirsin. Bugün Teşekkür hadi bakalım. Hocam, sağ olun. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Sinüs gel oğlum buraya.